Web tasarım kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Google hesabı nasıl açılır, YouTube kanalı nasıl açılır sizlere bunu anlatacağım. Daha önceden Teknoloji Kafası adlı YouTube kanalından bizi tanıyor olabilirsiniz. O yüzden tıklamalar bölümünde diğer kanalımızın linkini katacağım. O kanalımıza da bekleriz. İlk olarak arkadaşlar internet arayıcımızdan google.com adlı siteye gireceksiniz. Zaten sitenin linkini sizlere açıklamalarda vereceğim. Buradan hesap oluşturum bölümüne gelip kendim için kısmına basıyorsunuz. Daha sonrasında burada ad, soyad, kullanıcı adı bölümleri var. Burayı kendinize uygun şekilde dolduracaksınız. Ad, soyad kısmına bilgilerinizi giriyorsunuz. Bu şekilde misal. Ardından soyadımızı yazıp kullanıcı adını da aynı şekilde dolduracaksınız. Şifrenizi vesaire girip onaylaya basacaksınız arkadaşlar. Buradan ileri butonuna basıp bir sonraki aşamaya geçeceksiniz. Bir sonraki adımda ise kendimize ait telefon numaramızı giriyoruz. Buraya telefon numaramı gireceğim. Şimdi ben burayı duraklatıyorum arkadaşlar. Sizler de telefon numaranızı girip daha sonrasında telefonunuza bir mesaj gelecek. Bu mesajda 6 haneli kod yazması lazım. Bu kodu da girerek arkadaşlar telefon numaranızı doğrulayacaksınız. Telefon numaranızı girdikten sonra arkadaşlar burada gördüğünüz üzere kurtarma e-posta adresi vesaire yazıyor. Burada doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi de belirttikten sonra bir sonraki adıma geçebiliriz. Bu adımda ise arkadaşlar gördüğünüz üzere numaranıza vesaire video görüşmeleri ve mesajları almak için izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz bunu soruyor. Evet istiyorum'a basarak onaylıyorsunuz. Buradan koşulları vesaire kabul ettikten sonra hesabınızı açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ismimiz ve Gmail adresimiz çıktı. Bundan sonraki adımda ise YouTube kanalı oluşturmamız lazım. Bunun için de sizlere yine açıklamalarda vermiş olduğum linkten adresimize giriyoruz. Eğer ki ilk kez oturumu açacaksınız arkadaşlar buradan oturum aç butonuna basıyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz üzere hesabımızda oturum açtı. Ve buradan kanal oluştur bölümü var. Çünkü ilk kez kanal oluşturacağımız için burada kanalımızın ayarlarına vesaire giremiyoruz. Bunun için kanal oluşturacağız. Evet arkadaşlar burada başlayın butonuna basıyoruz. Burada sizlere tavsiyem gördüğünüz üzere kendi adınızı kullanın vesaire var. Burada arkadaşlar eğer ki sponsor bulmakta zorluk yaşamak istemiyorsanız kendi adınızla oluşturmanızı tavsiye ederim. Çünkü kendi adıyla oluşturulan kanallar daha çok sponsor çekiyor. Eğer ki oyun kanalıysanız kendi adınızla bir oyun kanalı açtıysanız bunu seçmenizi tavsiye ederim. Yok ben marka veya gördüğünüz üzere farklı bir isim ve resim kullanmak istiyorum diyorsanız bunu seçeceksiniz. Benimki bir eğitim kanalı olduğu için ve kendi logomu kullanmak istediğim için arkadaşlar buradan ikinci bölümü seçiyorum. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli çünkü bir sonraki adımda yapacağınız her şey arkadaşlar bununla ilgili. Şimdi ilerideki izlenmeleriniz vesaire hepsi buna bağlı. Belki abone olup olmama durumları da buna bağlı. Çünkü kanal adı çok önemli arkadaşlar. Bunu iyice araştırmanızı tavsiye ederim. Örneğin hemen yan sekmede arkadaşlar youtube.com sitesine yine girdim. Burada kendi kanalınızın konusuyla ilgili araştırmalara yapabilirsiniz. En çok aranan terimleri bulabilir ve bununla ilgili kanal var mı yok mu onu araştırabilirsiniz. Çok aranan ve az kullanılan içeriklere yönelmeniz lazım. Benim şu anda misal kanal adım ne? Web yazdığım sırada gördüğünüz üzere şurada web eğitim çıkıyor. Web eğitim kanalını biliyorsunuz zaten. Hemen aşağısına bakın web tasarım var. Buna tıklıyorum ve bir sürü video çıkıyor arkadaşlar ve gördüğünüz üzere rekabeti çok düşük ve aranma hacmi de gayet yüksek. Bu eklenti nedir diye merak ediyorsanız bir sonraki videolarımı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bir dahaki eklentisi olmadan bir YouTuber olmayı düşünmemeniz lazım. Çünkü bu eklenti sayesinde bir sürü etiketleri hakkında arkadaşlar etiketler hakkında bir sürü bilgi edinebiliyorsunuz ve videolarınızı buna göre şekillendiriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere web tasarım şeklinde arama yaptıktan sonra siz de konunuzla ilgili aramanızı yapın. Buradan filtrele bölümüne gelip kanalı seçiyorsunuz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar web tasarım adındaki kanallar çıkıyor. En başta gördüğünüz üzere kolay web tasarım şeklinde bir kanal var. Ama bu SEO uyumuna göre yapmamış. Çünkü kimse kolay web tasarım diye bir arama yapmaz. Ama buraya web tasarım diye arama yapıp yapmadığını da görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere YouTube'da zaten en çok aranan terimler burada sizlere öneri olarak sunuluyor. Kolay web tasarım şeklinde bir öneri çıkmadığına göre de bununla ilgili çok fazla aranma olmadığı anlamına geliyor. Aşağıya bakıyorum arkadaşlar. Bir iki kanal daha var ama bunlar da çok uzun zaman geçmiş ve sadece iki video var. Yani fazla bir kanal yok. Buna dikkat edeceksiniz.
ve buradaki rekabet ve hacme odaklanmanız lazım. Bunu da bulduktan sonra hemen kanal adı ekleyin bölümüne gelip kanal adınızı ekliyorsunuz. Kendi ayarları olan YouTube arama ve izleme geçmişi dahil şeklinde bir uyarı var. Buraya tiki işaretliyorsunuz ve oluştur bölümüne basıyorsunuz. Yine burada arkadaşlar telefon numarası doğrulama ekranı var. Bunu yapmanız lazım. Çünkü belirli özellikleri kullanabilmeniz için arkadaşlar bu doğrulamayı yapmanız lazım. Telefon numaramızı doğruladıktan sonra gördüğünüz üzere YouTube bize bir bildirim gösterdi. Web tasarım adlı kanalınız oluşturuldu şeklinde bir bildirim çıktı. Bunun bir ilgisi yok sizinle. Şimdi bunu kapattım. Şimdi de adımları uygulayarak arkadaşlar kanalınızı tamamıyla arkadaşlar ayarlarınızı yapmanız lazım şekilde bir bildiri var. Şimdi bu nedir? Profil resmi ve kanal kapak fotoğrafı. Bu bir sonraki videonun konusu olduğu için hemen yanda göreceksiniz zaten. O videoyu da tıklayıp izleyin arkadaşlar. Kartlar bölümünde var ve bitiş ekranı bölümüne de ekledim. Konuşmayı da unuttum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.